Merhaba arkadaşlar, Mayako'ya hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu participle clauses. Dilerseniz dersimize geçelim. Evet arkadaşlar, İngilizce'de sıfat ve zarf cümlelerini kısaltarak kullanabiliyoruz. Bu cümleciklerin kısaltılmasına reduction diyoruz. Ve kısalttığımız bu cümlenin ismi ise participle clause oluyor. Dilerseniz şimdi participle clause'ları detaylı olarak inceleyelim. Participle clause'ları ilk olarak sıfat cümlecinin yerine kullanabiliriz. Sıfat cümleci yani relative clause'un yerini tutarak kullanılacaklar. Takip eden örnekte who were working ifadesinin who were'e dönüştüğünü göreceğiz. Sıfat cümleciklerinde eğer relative pronoun'dan sonra be varsa Relative pronoun ile bu bir cümleden çıkartıyoruz ve bu kısaltmayı yapıyoruz. Dilerseniz örneğimize bakalım. There were many people working with me at the office. Dikkat ederseniz burada working ifadesi bir reduction'dır yani kısaltmadır. Aslında bu yapı there were many people who were working with me imiş. Ancak who pronoun'u ve were yardımcı fiili atılmış, working kalarak kısaltma yapılmış. Bu cümle dikkat ederseniz aktif bir cümleymiş. Yani aktif cümlenin kısaltılması verb olarak yapılır diyebiliriz. İkinci örneğimize bakalım. The man taken to hospital was badly injured. Aslında bu cümle the man who was taken to hospital was badly injuredmiş. Yine who pronounu ve was yardımcı fiili atılmış ve bu kez de taken verb 3 kalarak kısaltma yapılmış. Dikkat ederseniz bu cümlede pasif bir cümleymiş ve kısaltması verb 3 oluyor. O zaman şöyle bir kural oluşturabiliriz. Adjective clause'ları participle clause'a çevirirken eğer cümlemiz aktifse verb ing ile, pasifse verb ile kısaltmasını yapıyoruz. Participle clause'un bir diğer kullanım alanı prepozisyon ve bağlaçlarladır. Edatlar ve bağlaçlar da yine participle clause'larla kullanılabilir. Takip eden örneğimizde after I have worked all day. Takip edenden alabilir miyim? takip eden örneğimizde after i worked all day ifadesi after working all day ifadesine dönüşmüştür. Dilerseniz örneğimize bakalım. After working all day I went home. Bu cümle aslında after i worked all day can yine aktif bir kısaltma olduğu için dikkat ederseniz working'le kısaltılmış. After working all day I went home. Aynı cümleyi after having worked all day diye de söylememiz mümkün. Having verb 3 ifadesi bu cümle için iki cümle arasında bir zaman farkı olduğunu belirtmekte. Hatırlarsanız after'dan sonra simple past ya da past perfect kullanmamız mümkündü. Past perfect kullanımı burada bir zaman farkı olduğunu bize gösteriyordu. Dolayısıyla kısaltmayı da yaparken verb ing yerine having verb 3 de kullanabiliyoruz. Bu iki cümle tamamıyla aynı anlama geliyor. Participle clause'ların bir diğer kullanım alanı neden sonuç ilişkisi because kullanımıdır. Yine neden sonuç ifadesi belirten cümlelerde de participle clause yapmamız mümkün. Aşağıdaki örneğimizde because he was frightened ifadesi being frightened ifadesine dönüşmüştür. Hemen örneğimize bakalım. Being frightened horror films, Jack didn't want to watch the movie with us. Bu being frightened ifadesinin içerisinde aslında ne var? Because he was frightened. Yani, horror korku filmlerinden korktuğu için Jack bizle filmi izlemek istemedi. Yine dikkat ederseniz aktif bir cümle olduğu için verb ing ile kısaltmamızı yaptık. Bir diğer kullanım alanımız eş zamanlı yapılan eylemlerle while ile. Yine eş zamanlı oluşan eylemleri de participle clause'a çevirmemiz mümkün. Aşağıdaki örneğimizde while I was standing in the... ifadesi standing olarak değişmiştir. Hemen bakalım. Standing in the I could hear their talk. Yine dikkat ederseniz while I was standing ifadesi aktif olduğu için verb ing ile kısaltılması yapılmış. Standing şeklinde. Bir diğer kullanım alanımız arka arkaya olan eylemler after ile. Yine ard arda meydana gelmiş eylemleri participle clause'a çevirmemiz mümkün. Aşağıdaki örneğimizde after I had found ifadesi having found ifadesine dönüşmüştür. Örneğimize bakalım. Having found an experienced doctor, I made an appointment. Aslında bu having found ifadesi after I had found iken yine zaman farkından ötürü having verb 3 ile kısaltması yapılmış. Having found an experienced doctor, I made an appointment. Bir diğer kullanımımız edilgen yapılarla. Yine daha önce bahsetmiştik. Aktifse eğer kısaltmamız verb ing ile yapılırken pasif olduğunda yani edilgen olduğunda verb 3 ile yapıyoruz. Aşağıdaki cümlemizde when because I was given a painkiller ifadesi given a painkiller'a dönüşmüştür. Örneğimize bakalım. Given a painkiller, I began to feel better. Aslında bu cümlenin içerdiği anlam nedir? Because I was given a painkiller, bana ağrı kesici verildiği için, pasif bir yapı dikkat ederseniz, I began to feel better, daha iyi hissetmeye başladım. Yapımız edilgen olduğu için kısaltmayı verb 3 ile yaptık. Ve son olarak koşul cümleleri yani if clause'larda da participle clause yapabilmemiz mümkün. Aşağıdaki örneğimizde if I were given the chance ifadesi given the chance'e dönüşmüş. Hemen bakalım örneğimize. Given the chance I would be a very good football player. Yani aslında bu cümle if I were given the chance bana şans verilse çok iyi bir futbolcu olurum. Yine burada dikkat ederseniz yapımız pasif olduğu için verb 3 ile kısaltmamızı yani reduction'ımızı oluşturduk. Evet arkadaşlar, participle clause'ları detaylı olarak inceledik. Dilerseniz şimdi sanal ekranımızda participle clause'larla ilgili çok önemli bir noktaya değinelim. Participle clause bildiğiniz gibi reduction yani kısaltma ifadesiydi. Bu kısaltmayı yapabilmemiz için ana cümle ile yan cümlenin öznelerinin aynı olması gerekmekte. Örneğimize bakalım. Lying under the sun for two hours, I got sunburned. Dikkat ederseniz bu cümle aslında because I was lying ya da while I was lying ifadesidir. Yani yan cümlecik ile ana cümlenin özneleri I'dır ve aynıdır. İkinci örneğimize baktığımızda lying under the sun for two hours my head got burnt. Bu cümlede I öznesi ve my head özneleri birbirinden farklı olduğu için bu kısaltmayı yapabilmemiz mümkün değildir. Evet arkadaşlar. Bu dersimizde participle clause'ları detaylı olarak inceledik. Şimdi aktivitelerinizi çözebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.